Çok muhterem kardeşlerimiz, teşrifiyle büyük bir rahmete mülaki olduğumuz Ramazan-ı Şerif ve Kadir Gecemiz mübarek olsun. Rabbimiz ümmeti Muhammed'e keriminden rahmet tecellileri lütfeylesin. Allah'ım bağışlana fi Recep ve Şaban, yani Recep ve Şaban ayları Ramazan-ı Şerif bir hazırlık mahiyetindeydi. Ramazan-ı Şerif de ihmalleri telafi etme, aynı zamanda kendimizi ihya edebilme bir mevsimidir. Diğer bir ifadeyle bir cennete hazırlık mevsimidir. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü bilhassa Kadir Gecesi'ne hazırlık mahiyetindedir. İçinde bulunduğumuz bugün de Kadir Gecesi olma ihtimali güçlü. Zira sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde aramamızı, çoğunlukla tek gecelerde aramamızı, ekseriyetle 27. gecede aramamızı bildiriyor. Rabbimiz mübarek eylesin. Bu mübarek gece evvela Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merhamet ve cömertliğinin en büyük delili. Zira Rabbimiz say zamanlarda yapılan ibadet ve hayırlara 10 mislinden 700 misline kadar ecir vaat ediyor. Kadir Gecesi ise ibadetle, ihlasla, ruhaniyetle ihya edilmiş 1000 ay yani 80 küsur senenin ecrini bir gecede Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Yani layıkıyla ihya edebilmek ömre bedel bir geceye nail oluyor olmuş oluyoruz. Yine 1000 ay 80 küsur seneye tekabül ediyor. Aynı zamanda gün hesabıyla da 30.000 geceye yakın. Yani Cenab-ı Hak demek ki nasıl bir rahmete, merhameti bol ki yani bir gecede ümmet-i Muhammed'e 30.000 gecenin faziletini ihsan ediyor, ikram ediyor. Yine Kadir Gecesi Cenab-ı Hakk'ın Resulullah Efendimize ve onun vasıtasıyla ümmet-i Muhammed'e duyduğu müstesna muhabbetin bir tezahürü. Kaynaklarda geçmiş ümmetleri için bir Kadir Gecesi mevcut olan daha bir kayda rastlamıyoruz. Yani Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle şereflenen mübarek bir gece. Bizler de ancak Kur'an-ı Kerim'e muhabbetimizi, bağlılığımızı artırdığımız nispetle Hak katında kıymet bulacağız. Cenab-ı Hak da bir dostluk meydana gelecek. Lahumun aleyhim ve lahum yahsunun onlar o zor günde korkmayacaklardı, üzülmeyeceklerdi buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en çok Kur'an-ı Kerim talebeleriyle meşgul olurdu. Yani Eshâb-ı Suffâ'yla. Bizler de Kur'an-ı Kerim yaşamak, yaşatmak ve Kur'an-ı Kerim müessesine revaç verme gayreti olmamız zaruri. Ramazan-ı Şerif'e gerek yurt içinde, gerek yurt dışında sayısız hatm-i şerifler okundu. Yâsinler, fetihler, tebârekeler okundu. Rabbimiz kardeşlerimizin bütün hayırlarını niyetlerine göre kabul buyursun inşallah. İbadetlerimize, taatimize, bütün salih amellerimize hayırların celbine, şerlerin define, ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selametine, iki cihan saadetine vesile eylesin. Yine Rabbimiz bu mübarek gün geceler hürmetine başta Gazze olmak üzere dünyanın her tarafında zulüm altında inleyen kardeşlerimizi selamete çıkarsın. Yine aynı zamanda Cenab-ı Hak lütfuyla hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Deprem zede kardeşlerimizin muhine olsun. Namurad olan kardeşlerimize bermurad, naşad olan gönüllere de kariben handan-ı şadan eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi bu gecenin feyzinden müstefid eylesin. Bu gece hürmetine ilahi affa nail olmayı, ebedi kurtuluş beraatını gerçek bayram şahadetine alabilmeyi cümlemizin lütfu keremiyle ihsan ve ikram eylesin inşallah. Kadir Gecesi Ramazan'ın en mühim tecelli gecesidir. Kadir Gecesi düşündürdükleri neler? Bir, bu gece bizlere az evvel ifade ettiğimiz gibi evvela Kur'an'ın kadri kıymetini düşündürüyor. Zira Kadir Gecesi Kur'an'ın insanlığa lütfedildiği mukaddes bir gece. Kur'an'la izzet kalınan bir gece. Yine bu Efendimizle ilgili ayet-i kerimede şuara buyuruluyor. Resulüm
onu ruhun emin yani Cebrail'in vasıtasıyla irşad olun diye abacık bir Arap diliyle senin kalbine indirdik. Yani Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın kalbine indiriliyor. Kalbinden bütün cihana yaygınlaştırılıyor, tebliğ ediliyor. Yani böyle bir mukaddes bir gecenin yaklaştığımız saatlerindeyiz inşallah. Vazifemiz hayatı Kur'an-ı Kerim istikametini tanzim edebilmek. Hayatın canlı bir tefsiri olan Resulullah Efendimizin hayatına hisse alarak saadet üzere yaşayabilmek. Kur'an'la hayat bulan bir kul kainatın halindeki dost olabilme vasfını kazanır. Kur'an'ı yaşar ve yaşatır. Bu gecenin ihtişamı, azametine binaen hakkında müstakil bir sure nazil oldu. Rabbimiz şöyle buyuruyor, biz onu inna enzelnâ fî leylet-il kadr, biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim'de şereflendi. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Yani burada ne var sen bilir misin? Allah'ın o kadar ilahi bir lütfu, ilahi bir kullarına bir ikramı bilir misin diyor. Demek ki müstesna ve muhteşem bir gece. Yine devamında bilir misin? Fakat Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı. Yani 80 küsür sen bir ömür. 30.000 gecenin bir fazileti veriliyor. O gecede Rabbinin izniyle melekler, ruh yani Cebrail her iş için yeryüzüne iniyor. O gece faziletlerle doldur. Ne zaman? Ta matlâ-ı fecr, fecrin doğuşuna kadar. Her anı büyük bir lütuf. Zikredilen bu ayetlerde bu gecenin 3 tane farikasına dikkat çekiliyor. Bir Kur'an-ı Kerim'in tebliği ve nüzulü bu gece oldu. Bütün melekler indiriliyor ve Cebrail indiriliyor bu gecenin şerefine. Cebrail melekler ümmete bir dua halinde. Fecrin matlâ-ı fecr, fecrin doğuşuna kadar devam eden ilahi bir rahmet tecellileri. Bu geceyi diğerlerinden ayıran husus Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmesi. İlk inen ayetlerde Alak suresinin okunan ilk 5 ayeti bu ayeti bizleri derin bir tefekküre davet ediyor. İlk ayetler fakat kula büyük bir ufuk açıyor. İkra bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Her şey Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir ihtişam, ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellileri, ilahi nakışlar. Cenab-ı Hak bu oku diyor bunu diyor. Tabi neyle okuyacak? Bunu kalp okur. Kalbi varsa kalbin vuslatı kadar okur. İnsanın Rabbinin adıyla okuyabilmesi için evvela her şey ibret tefekkür nazarıyla bakması icap eder. Zira nasıl Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kavli ayetleriyle, yani Kur'an ayetleriyle, kainatı bütün mahlukatı onun kevni ayetleriyle diğer taraftan cihandaki her şey zerreden küre hikmet ve azamet tecellileri ilahi kudretin akışları. Velhâsıl oku. İnsan ilk başta muhtelif ayetlerde bildiğin insan kendi mazisini bir tefekkür edecek. Cenab-ı Hak sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan yaratan, bebek olarak çıkaran, size güçlü, kuvvetli bir çağa erişmeli için ihtiyarlığımız içinden bir kısmı da genç olarak vefat eder. Belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan odur, umulur ki düşünürsünüz. Yani Cenab-ı Hak bizi mazimize gönderiyor. Bir yok kadar şeyden nasıl yaratıldık? Nasıl bir nutfe, alaka, mudga, izam vesaire? Nasıl orada bir takım programlardan geçtik? Halakna, 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 bir yaratılıştan bir yaratılışa döndürüldük. Velhâsıl kul ilk defa kendini düşünecek, ben yaratılmadım, ben neredeydim? Anne karnında ne gibi fasıllar geçirdim? Nasıl o şekilsizlikler, nasıl bir dünya âlemine girdim? Cenab-ı Hak yine İnfitar suresi ey insan diyor. Senin şekilcilikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine kadar seni aldatan nedir buyuruyor. Yani ilahi azamete bir tefekkür et. Cenab-ı Hak insanın mazisini tefekkür etmesini istiyor. Velhâsıl bu cihan sessiz bir Kur'an. Neye baksan zerreden küreye, mikrodan makroya sessiz bir Kur'an. Hepsi Cenâb-ı ilahi tecellisi. Kur'an da sesli bir kainat. Ehli Kur'an ise bir mümin ise bu her
ikisinin kavşağında bulunan bir irfan mihrakı, bir tecelli abidesi. Cenab-ı Hak kalp tekamül etmesini istiyor. Kalp tekamül edecek. Kalp vahiy ile buluşacak. Ayetlerle buluşacak. İlahi azamet tecelli, kudret akışıyla ilahi nakışları okuyacak kainattaki. Bu şekilde kalp itminana gelecek, mutmain bir kalp olacak. Bütün varlıkta ilahi bir ayeti okuma nazarıyla bakıp eserden müessire, sanattan sanatkara kalben intikal etmek gerekiyor. Yani kalben doğru okumasını bilirsek her varlık esasen marifetullah'a ulaştıran yani Allah'a ulaştıran bir köprü mahiyetindedir. Şairin dediği gibi bir kitabullah-ı azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Yani kainat baştan başa Allah'ın en büyük kitabıdır. Bu büyük kitabın hangi harfini okusan manası hep Allah olduğunu görürsün. Kainatın hangi zerresi üzerinde tefekkür etsen seni Allah'a ulaştırır. Cenab-ı Hak tekamül etmiş bir kalbi bildiriyor. Zihni değil kalbi bildiriyor. Kalbin o kalbin sıfatlarını Enfal suresinde müminler ancak Allah zikrettiği zaman kalpleri titreyen aman ya Rabbi diye. Subhanallah diye. Kendini Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artıran yalnız Rabbine tevekkül ve teslim halinde olan kimselerdir. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Yani ilahi huzurda olduğunu bir idraki içinde namazlarını kılarlar. Kendine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda infak eden kimselerdir. Cenab-ı Hak bizden böyle bir gönül âlemi arzu ediyor. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi buyuruyor ki hacca gidenler orada Kâbe'nin sahibini arasınlar. Eğer orada Kâbe'nin sahibini bulurlar yani Cenab-ı Hakk'ı bulurlarsa her yerde Kâbe'yi bulurlar. Her yerde Rabbini hatırlarlar. Kâinatta neye baksak, çiçeğe, kuşa, hepsi birer kevni ayet, ilahi azametin şahidi. Bunun için insan hayata ve kâinata alık, abus bir çehreyle bakmayacak. Allah'ın ayetlerini ilahi azamet okuma şuuruyla tefekkür nazarıyla bakacak. Rabbim birçok ayeti bile kullarını tefekküre, akletmeye, ilahi kudret azametini düşünmeye davet ediyor. Efela ta'kulun buyuruyor. Akıl erdirmez misiniz buyuruyor. Efela tetefekkürün düşünüp ibret almaz mısınız buyuruyor. Efela tubsurun görmez misiniz buyuruyor. Efela tetefekkürün tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Gerçek tahsil Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek yani Cenab-ı Hakk'a ram olabilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor ben gizli bir hazineydim. Marifetime muhabbet ettim ve yarattım. Kalpte tanımama muhabbet ettim ve yarattım. İnşallah Ramazan-ı Şerif bir ikmal ederiz. İhmallerimizi telafi ederiz. Zaten şurada az bir gün kaldı. İnşallah hayatımız bir Ramazan-ı Şerif haline gelir. Son nefesin bir bayram sahibi olur. Cenab-ı Hak müjdeli ayetler bildiriyor. En'am suresinde 54. ayette Selamun aleyküm ketebe rabbüküm alâ nefsir rahme. Selam size. Rabbiniz merhamet etmeyi kendine yazdı. Cenab-ı Hak ne kadar af sahibi, merhamet sahibi. Yine Cenab-ı Hak Er-Ra'd suresinde Selamun aleyküm bimâ sabertum ve nimet ukbettar. Sabredin kardeşler selam olsun diyor Cenab-ı Hak. Dünyanın yurdun son cennet ne güzeldir buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak Selamun aleyküm tulul cenneti bimâ kuntum ta'melûn. Size selam olsun yapmış olduğunuz salih amele karşı cennete girin buyuruluyor. Kul böyle bir gönle sahip olabilirse seyrettiği bütün manzara, gördüğü bütün seyirlerde Cenab-ı Hakk'ı okur, onu Cenab-ı Hakk'ı görür, Cenab-ı Hakk'ı bulabilir. Zira bir hak dostu şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gayiptir. Nasıl bir milyon voltluk bir ampule bakamayız? Hiçbir şey göremeyiz. Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gayiptir. Rabbimiz kevni yani cismani varlık âlemi dahi ayetlerin yer aldığı bu kainat ile kavli yani ifadeyi aksetmiş ayetlerle Kur'an-ı Kerim ile
bütün insanlığa okunması gereken iki kitap olarak lütfetti. Kur'an-ı Kerim bir de bu cihan. Kur'an-ı Kerim'i okuyacak, bu cihandan ibret alacak, ders alacak, ilahi azametten feyza ruhaniyet alacak. Bu iki kitap ilahi vahyin birbirini tefsir eden iki farklı tecelligâhıdır. Rabbimiz kainata serdiği ayetleri Kur'an ile, Kur'an'da beyan buyurduğu ayetleri de kainat ile izah ve tefsir etmektedir. Oku emri sadece baş gözüyle zahiri bir okuma değil, kalbin tezkiye ve tasfiye neticesinde kitap ve hikmeti alıcı hale gelmesidir. Yani cihandaki sırlardan, esrardan, hikmetlerden kalbin bir nasip ders alabilmesidir. Dolu ise okumak yüksek bir kalbi eğitim ister. Peki Resulullah Efendimiz insanlığa neyi okuttu? Bu dünyaya gelişimizin hikmetini talim etti. Niye bu dünyaya geldik? Cenab-ı Hakk'ın mülkünde yaşayışımızın hangi şuurla olması gerektiğini idrak ettirdi. Bu dünyadan gidişimizin ibret ve hikmetlerini talim buyurdu. Kainatı ilahi azamet, kudret tecellilerini bu ilahi nizamın akışını tahsil ettirdi. Geliş niye, gidiş niye, bu akış nereden nereye? Bu dünyanın bir imtihan dersi, bir mektebi âlem olduğunu öğretti. Yunus da ne güzel der, ilim ilim kendini bilmektir. Men arife nefse fakat arife Rabbe. İkinci ayet, birinci oku. İlk inen ayet. Kadir ile ilk inen ayet oku. Rabbinin adıyla. İkinci ayet, halakal insane min alak. O insan bir alaktan aşılanmış yumurtadan yarattı. Rabbimiz insanın mazisini hiç unutmamasını, daima onu hatırlamasını istiyor ki acizliğini hatırından hiç çıkarmasın. Dergâhların duvarını süsleyen ikaz levhaları olurdu. Buna birinde de hiç yazardı. Hiç ifadesi yer alırdı. Yani ilahi sırlardan nasip alabilmenin evvela nefsanetin bertaraf edilmesine bağlı olduğunu telkin etmekti. Bu sebeple insan hiç sermayeyle dünyaya geldiğini unutmayacak, kibirlenmeyecek, gururlanmayacak, mütevazi yaşayacak. Hiçbir zaman ben demeyecek. Ya Rabbi senin lütfun, senin ihsan, senin ikramındır diyecek. Hasan Basri Hazretleri diyor ki kul diyor Allah çocuğun ana babasını andığı gibi anmalıdır. Yani çocuk doğduğu zaman biraz dili konuşmaya başlar ama ilk defa anne baba der. Her Müslüman da aynı o yavru gibi daima ya Rabbi sen ya Rabbi Subhanallah elhamdülillah daima Cenab-ı Hakk'ı dili de unutmayacak. Yine Efendimiz buyuruyor hadis-i şerifte, benim katımda veli kullarımın, yani Allah'a yakın kulların en çok gıpte edilmeye layık olanın malı ve hesabı hafif, namazı çok ve Rabbine ibadetleri ihsan duygusuyla, yani ilahi kameranın altında olduğunu idrakiyle yapan, gönülden itaat eden, insanlar arasında kendini gizleyen, yani gurur, kibir koruyan, bu yüzden insanlara parmakla gösterilmeyen, yani bir gurur, kibirle uzak olan, rızkı yetecek ölçü olduğu halde daima sabır gösterendir. Böylelerin dileği çabukça olur, böylelerin ızığı da azdır, servi de azdır fakat manevi hayatı çok zengindir. Onun için ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene ve kina azaben nâr. Ya Rabbim bir dünyada da ahirette iyilik ve güzellik ver, bizi cehennem azabından koru diyoruz. Bu sebeple insan hiçbir sermaye kazan dünya gelmediğini idrak ettiği olacak. Daima sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyecek. İşte yine İnfitar suresinde demin okuduğumuz ayet, ey insan diyor, seni ana rahminde şekillikten en güzel şekilde birleştiren, düzgün ve dengeli kılan, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Yani mazine dön ve tefekkür et. Üçüncü ayet okunan Kadir Gecesi'ne inen ikra ve Rabbikel Ekrem. Oku Rabbin nihayetsiz bir kerem sahibidir. Cenab-ı Hak bu cihan dersinde her şeyi insan lütfetti. İhsanı da her an devam ediyor. Ay, güneş, atmosfer, toprak, yaratılan hayvanlar vesaire hep hizmet halinde. Câsiye Sûresi 13. ayetinde göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık düşünen bir toplum için buyuruyor. Her şey Allah'ın lütfu. Hep devam Cenab-ı Hak buna ikram halinde. Onun diğer bir ayette de ister şükredici ol diyor. İstersen de nankör ol diyor. En başta şunu
tefekkür ediyor. Varlık için bir taş toprak olarak değil de eşi ve mahlukat insan olarak yaratıldık. En mühim ehli İslam olduk elhamdülillah. En mühim 124 bin küsur peygamber en zirve peygamber Resulullah Efendimize ümmet kılındı. Rauf ve Rahim en merhametli bir peygamber ümmet kılındık. Cenab-ı Hak bize meccan lütfettiği farkında olduğumuz olanın bütün nimetleri layıkıyla tefekkür etsek bunların şükrünü nasıl ödeyebiliriz? Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah size her istediğinizi her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olursanız sayamazsınız. Bu kadar sayısız nimete mukabil kulunda nankör olmasını istemiyor. Ona sert bir şey ikaz ediyor. İnsan 3. ayette şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. Peygamberlerle gösteriyor. Şu cihanla gösteriyor. Zerreden küre her şeyle ilahi azameti gösteriyor. İster şükredici ol, isterse nankör ol buyuruyor. 4. ayet Kadir Gecesi'nden ellize alleme bir kalem. O kalemle yazmayı öğretti. Hiçbir mahlukatta yazma, okuma yok. Yalnız insanda. Rabbimiz ilahi kudret azametini idrak edilmesi okuma yazma kabiliyeti yalnız insana veriyor. Hiçbir hayvan parmaklarıyla kalem kullanıp yazı yazamaz. Bu yalnız insan tahsil edilmiş bir nimet. Kalem olmaz, insanların istikameti kaybolurdu. İnsanlık tarihi boyunca suhuflar, mukaddes kitaplar hep kalemle devam etmiş, son nesle nakledilmiş. Bugün de yine kalemle, bilgisayarla, yine parmaklarla devam ediyor. O halde Allah'ın bu büyük ikramı sıradan bir şey olarak görmek büyük bir hata. Yani ilim nimeti Rabbimizin ihsan verdiği nimetlerin en mühimlerinden. Zira bu ilim insanı Cenab-ı Hak yaklaştıran vesile olacak. 5. ayette bu gece inen Allemel insane ma lem ya'lem insana bilmediği şeyleri öğretti Cenab-ı Hak. İnsan hiçbir şey bilmez halde dünyaya geliyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla insanın bedeni inkişaf ettikçe zihni melekeler de inkişaf ediyor, öğrenmeye, bilgi edinmeye başlıyor. Ve bu zihni melekelerle beraber kalbi melekeler de inkişaf etmeli, kul Rabbini hiçbir zaman unutmamalı. Bunun için gönlümüzden, dilimizden hiçbir zaman Allah'ın zikri düşünmeyeceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak ela bi zikrillah tatminul kulub buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Kul kıyamet günü Cenab-ı Hak huzuruna çıktığında tekrar bir oku hitabı olacak. İkra olacak. Tekrar oku diyecek Cenab-ı Hak. Zira kendi bu dünyanın fani olduğunu, bir ebediyet yolcusuna çıktığını idrak ederek kıyamet günü hazırlık yapmak için oku buyuruyor. Şimdi ise dünyada doldurduğu ömür defterine orada kıyamet günü okuması istenecek. Orada emir ikra kitabek. Bütün ekranlar inecek. Kaç milyar insan gelmişse kefa bi nefsikel yevme aleyk hasiba kitabını oku. Ekranda geçirdiğin o hayatı oku. Bugün hesap sorucu olarak kendi nefsin sana kâfidir. Nefeslerini nerede harcadın? Allah'ın gücünü nerede harcadın? Ne kadar Allah'ın emirlerinin içinde veya da dışında yaşadın? İnsan kıyamet günü kendisinin şahidi olacak bütün bir hayatı film şeridi gibi gözünün önüne getirecek. Bu da sadece dilimiz konuşuyor, dünyada yani dil konuşuyor. Orada bütün uzuvlar dil haline gelecek. Cenab-ı Hak yine Fussilet Sûresi 20. ayetinde nihayet oraya geldiği zaman kulakları, gözleri, derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecek. Allah bu gözü niye verdi? Bu gözü nerede kullandı? Bu kulağı niye verdi, nerede kullandın? Bu gücü, kuvveti niye verdi, nerede kullandın? Ve ayet-i kerimede فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًا Zerreler kaybolmayacak orada. Yine Ramazan-ı Şerif ve Kadir Gecesi'ne gelelim. Arif bir zat ne güzel söyler, Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı indirdi, meleklerin en faziletlisi oldu. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indi. O kendinden önce, kendinden sonra bütün insanların seyidi oldu. Kur'an ümmeti Muhammed'e geldi. O ümmeti Muhammed ümmetlerin en hayırlısı oldu. Kur'an Ramazan ayında indi. O da ayların en hayırlısı oldu. Kur'an Kadir gecesinde indi. O gece bütün gecelerin en hayırlısı, en faziletlisi oldu. İşte Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı oldu. Eğer Kur'an senin kalbine ve hayatına inerse sen de insanların en hayırlısı olursun. Zira Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın kalbine indi.
Demek ki Kur'an-ı Kerim'i kalbimize indirmenin gayretince olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Demek ki bizler Kur'an-ı Kerim'e ne kadar hayatımıza hakim kalabilirsek Kadir Gecesi'nin hakikatini o kadar idrak etmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim bir Kadir Gecesi'nin hediyesi bize. Onu yaşar ve yaşatırsak kıyamet günü Kur'an-ı Kerim şefaatçi olacak. Yine hadis-i de bildiriyor. Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet günü okuyana şefaatçi olur. Yani okumak, yaşamak ve yaşatmak. Bunun aksine onu ihmal edenler de Kur'an-ı Kerim'in şikayet olduğu bildiriyor. Peygamber de ki Furkan 30. ayet, ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Yani Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmet. Rabbim bizleri bu hale düşmekten rahmetiyle muhafaza eylesin. Diğer bir husus, velhâsıl Kur'an-ı Kerim azizdir ve izzet bahşeder. Fert, aile, millet ve devlet, Kur'an-ı Kerim'in izzet kadın, Kur'an-ı Kerim uzaklaştıkça perişan olur. Ecdadımız Osmanlı, Kur'an'a tazimle 620 sene uzun bir müddet ömür yaşadı. Tarihte ikinci öyle bir ömürlü devlet yok 620 sene. Kur'an ile abad oldu. Lale devrinde Kur'an'dan uzaklaşma başlayınca batışa doğru ağır ağır iniş başladı. Velhâsıl yine Kadir Gecesi müstesna bir af ve mağfiret gecesi. Bu geceyi Kur'an ile ibadetlerle, salih amellerle, eskâr ile bilâ tövbe istiğfarla ihya etmek gerekir. Efendimiz bu gecenin kıymetini şöyle haber verir. Kadir Gecesi'nin faziletine, kutsiyetine inanarak sevabını yalnız Allah'tan bek ibadet ve taatle geçen kimsenin kul hakkı ve borçları hariç ona kıyamete kalıyor. Geçmiş günahları bağışlanır. Bu affa naliyet Cenab-ı Hak dilemesine bağlı. Cenab-ı Hak dilerse affeder. Fakat Cenab-ı Hak kul hakkı ilahi affın dışında bırakıyor. Bu sefer üzerimizde borçlar, kul hakkı varsa mutlaka helalleşeceğiz. Aksine kul hakkının temizlenmesi kıyamete kalıyor. Kul hakkı yediği kişiye sevaplarını verecek. Hatta sevapları biterse o kişinin günahlarını yüklenecek. Resulullah Efendimiz müflis kimdir biliyor musun diye sordu. Sahabe de onlar bize göre parasını malı olmayan kaybeden kimsedirler. Efendim yok dedi. Yok dedi. Şüphesiz ümmeti müflis kıyamet günü namaz, oruç ve zekatta gelir. Fakat kul hakkına girmiştir. İyiliklerin o sevabını biterse hak sahibinin günahları kendisine yüklenir. Yani sevaplarını verir. Sevapları biter. Ondan sonra kul hakkı dediğimiz günahlarını üzerine alır. Sonra da cehenneme atılır buyuruyor. Onun için kul hakkı üzerinde Efendimiz çok vuruyor. Yine Resulullah Efendimiz, ey insanlar, kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil olmaktan ahirette rezil olmak beterdir buyuruyor. Yine Efendimiz bazen kendini örnek gösterir. Bir sefer Efendimiz buyuruyor ki, bana diyor aranızda diyor bazı kimsenin hakkını geçmiş olabilir diyor. Arkadan şeyini atıyor, örtüsünü. Eshâbım diyor, kimin sırtına vurdumsa, işte sırtım gelsin vursun diyor. Kimin malını sehven bilmeden almayayım, işte malım gelsin alsın diyor. Velhâsıl bu hak, hukuk mevzu çok mühim. Hazreti Ömer radıyallâhu anh, tabii o zaman yollar dar, güneşin ve soğuğun tesirinden kurtulmak için, Selemiyesi bir sahibi, bir arkadaşıyla yolun o dar yolun ortasında konuşuyor, sohbet ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh geçerken ona değneğiyle hafifçe şöyle vuruyor. Kenara çekil de insanların önünü kapatma diyor. Bir sene sonra Selemi'yi görüyor. Selemi diyor, sen bu sene hacca gidecek misin diyor. Vallahi imkan olsa gidebilirim diyor. Gel benimle diyor. Evine gidiyor 600 dinar veriyor. Halife diyor bu 600 dinar neyin nesi diyor? Hani diyor sen de yolu kapatmıştın diyor. Ben diyor sana yolunu aç kapatma, insan önüne tıkama diye şöyle değneğimi şöyle kenara çek sana vurmuştum diye. Orada diyor bir de kul hakkı geçti diyor bana diyor. O kul hakkını ödemek için sana 600 dinar veriyorum hacca git parayla diyor. Tabi bu Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça olan yine daima matemlerin civarında dolaşır. Ben bu halktan mesulüm derdi. Benim imkânım var, bu halkın yok derdi. Tabi bunlar yıldızlardaki ölçü. Fakat ne kadar biz bu hakkı ibad, hakkı hayvan, çünkü hayvanlar da dirilecek. Bir kamçı fazla vurduysa hayvanlar da dirilecek, o hakkını alacak. Hatta Cenab-ı Hak hazin bir manzarayı bildiriyor.
Hayvanlar dirilecek, onlar hakkını alacak. Birbirinin hakkını alacaklar. Kâfirler bakacak olan seyredecek. يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Keşke diyecek, biz bu hayvanlar gibi yok olsaydık diyecekler. Hazreti Ayşe validemiz bir gün Efendimize, ey Allah'ın Resulü, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sordu. Efendimiz de Allahümme inneke afuvün kerimün tuybil affe fafu anne. Allah'ım sen çok affedicisin. Sonsuz kerem sahibisin. Affetmeyi seversin, beni bağışla. Allahümme inneke afuvün kerimün tuybil affe fafu anne. Bu gecenin duasıdır bu. Diğer taraftan bu gece Âlemin Sultan Efendimiz'in ümmetine tahsis edilmiş gece. Efendimiz'in hiçbir peygambere ve ümmetine Kadir Gece bahşedilmiyor. Yalnız Efendimiz'e ayet. Yani Kadir Gece Rabbimizin Efendimize olan engin muhabbetinin bir işareti. Yani bu bir fani bir fani ancak kendi gücü kadar ikram edebilir. Lakin Cenab-ı Peygamber Efendimiz onun sevgisinin şiddeti o seviyede ki o engin muhabbet onun ümmetine de yani bizlere de bu gecenin uzun bir ömre bedel faziletini ikram ve ihsan buyuruyor. Aman ya Rabbi. Bu gece bizlere Efendimiz'iyle ihsan buyuruyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ayet-i kerimede Ahzab 56. ayet. Allah ve melekler peygambere çok selat eder. Allah ve melekler peygambere çok emin siz de ona salavat getirin tam bir teslimiyetle selam verin. Rabbimiz Efendimize itaati kendisine itaat olarak bildiriyor. Men yudur Resul'e fakat et Allah kim Resul'e itaat eder Allah'a itaat etmiş olur. Biz de Efendimiz ümmetine emaneti olan sünnet-i seniyye yaşamanın azminde olacağız. Eshâb-ı kirâm bu şekildeydi. Ve Efendimiz'e, Rasûlullah Efendimiz'e medyûn-ü şükrân hâlinde yaşayacağız. Bir ayet-i kerîmî Cenâb-ı Hak, kadr-ü kıymetini beyan etti. لَكَدْ مَنَّ اللّٰهُ Yani Allah mü'minlere büyük bir lütufta bulundu. Neydi o büyük lütuf? Efendimiz'e ümmet olmamız. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde, onun teşrifiyle, onun dünyanın teşrifiyle gönüller huzur buldu. Mahzun sineler saadeti tattı. Zulmetle karanan kalpler nura gark oldu. Mazlum yürekler teselli oldu. Kalpler gönül mektebinde marifetullah tahsili yaptı. Allah'ı yakından tanıma tahsili yaptı. Kan gönlüne dönen çöller sükûne kavuştu. Ona tabi olan dünya cehaletten kurtuldu. Dolayısıyla hayatımızın, gönlümüzün merkezi her zaman sallallahu aleyhi ve sellem bulunmalı. İşte sahâbî Çin'e giderken İslam'ı tebliğ için Allah'ın verdiği bu İslam yeminin bedelini ödemek için Cenab-ı Hak sünnelis önüne yömezin anne nayim buyuruyor. Verdiği nimetten sorulacaktı bu İslam bedelini ödemek için Çin'e giderken, Semerkant'a giderken, Afrika'ya giderken, Kahire'ye giderken, insan her yere giderken sinelerini Resulullah Efendimiz taşıdılar. Yani kalplerimiz Efendimiz muhabbetiyle hayat bulmalı. Eshâb-ı Efendimiz yakından tanıdı. Bir nevi nabızları Efendimizin kalbiyle bütünleşti. Onların Efendimiz olan muhabbetleriyle gönüllerdeki bütün dünyevi, nefsani muhabbetler bertaraf etti. Onun en ufak bir arzusuna bir fedakarlık, canım malım sana her şeyim feda olsun. Ya Rabbi sen yeter ki bir emret buyurdu. Bir insandan bir abide gördü. Onu olan o fedakarlığı kendi büyük bir nimet olarak bildiler. Efendim bir gölgenin sahibi olan sadakati ölçüsünü takip ettiler. Ayet-i kerime şöyle buyuruyor, edep ve nezaket talim. Ey iman edenler, Allah Resulü önüne geçmeyin. Allah'tan kuşkusuz Allah işten bilendir. Yine Efendimiz ne kadar seviyor ki? Eshâb-ı kirâm çok itina gösterdiği halde ayet-i kerime ey iman edenler, sesinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin buyuruyor. Yani efendim yanında konuşurken çok büyük nezaket ve edeple konuşun buyuruyor. Birbirinizle konuştuğunuz gibi yüksek sesle Efendimizin huzurunda konuşmayın buyuruyor. Yoksa farkını ameliniz boşa çıkıverir diyor. Bir hadise var. İmam Malik Medine imamı mihrapta Halife Cafer Mansur geliyor. Halife bir takım sorular soruyor. Tabii pek halifenin istediği gibi cevap alamayınca halife biraz sesini yükseltiyor. Orada İmam Malik ey halife diyor burada sesini kıs diyor. Senden diyor çok çok faziletli insanlar üzerinde Allah'ın bu ihtarı indi diyor. Bak diyor burada Allah Resulü var diyor. Burada sesini kıs diyor. Burada yüksek sesle konuşma diyor. Tabi bu bize de bir ibret. İnşallah Ravza'ya gittiğimiz zaman mümkün mertebe sükût halinde olmamız. Gürültüden uzak olmamız. Velhasıl
Efendimizin o emsalsiz örnek şahsiyeti karakterimizin yegane mimarı olmalı. Güzel ahlak. Kıyamet günü güzel ahlaktan daha ağır şey bulunamaz. Allah çirkin hareket yapan, çirkin söz söyleyen kimseden nefret eder. Güzel ahlak yani hüsnü hulk Cenab-ı Hakk'ın bizlerden istediği ahlaktır. O ahlak çok mühim. Demek ki o ahlak olmasa bizde, eğer o ahlakta noksanlık varsa, demek ki bizim ibadetimizde, taatimizde bir takım problemler var. Namaz da kılsak, oruç da tutsak, zekat da versek, fakat demek ki bir takım problemler var. Onun için Cenâb-ı Hakk'ın bizden istediği ahlak, Cenâb-ı Hakk'ın bize terkin ettiği ahlak. Kur'ân-ı Kerîm bizler, Kur'ân-ı Kerîm bizden istediği ahlak ve Allah Rasûlü'nün ahlakıyla ahlaklanmak. Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor. Anlı Rasûlullah, senin için Allah'a ve âhiret gününe kavuşan umanlar, onu çok çok dinleyen güzel bir örnektir. Şimdi bir insan, kendi karakterindeki bir insana örnektir. Bir meslek sahibi, kendi mesleğindeki bir arkadaşına örnektir. Fakat Allah Rasûlü öyle değil. Allah Rasûlü bir mucize. Hangi meşrepte olursa olsun, hangi karakterde olursa olsun, bütün insanlara Rasûlü üsve-i hasene örnek. Yine buraya gelmişken, bir mütefekkirin güzel bir sözü var, onu burada zikredeyim. Dini sevenler dünyadan çıkmadı. Dünyayı sevenler de dinden çıktı. Yani nefsine uyanlar dinden çıktı. Dini sevenler dünyadan çıkmadı. Dünyayı sevenler dinden çıktı. Cenab-ı Hak diyor ve inneke le ala hulukin azim. Sen elbette en güzel bir ahlak üzeresin. Efendim diğer bir husus seherler. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'te hep seherlerde kalktık. Herhalde virdimiz varsa virdimizi tesbihimi çektik. Kur'an-ı Kerim okuduk. Teheccüd namazı kıldık. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'ten aldığımız bu feyiz ve ruhaniyet inşallah Ramazan sonra devam eder. Seherler çok mühim. Gündeki nefsani arzulara karşı bir mukâmet olmuş oluyor seherler. Yani ruhi inkişaf için manevi gıdalara ihtiyaç var. Ruhun gıda alabilmesi için en bereketli, en vakitli seherlerdir. Rabbimiz ne buyuruyor? Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Onu hiçbir zaman unutma. Gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin bir bölümünde onu tesbih et. Yine Efendimiz buyuruyor, evet Rabbinin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son kısmının ortasıdır. Çünkü o zor saat mıknatıs gibi çeker yatak. Eğer o saat Allah'ı zikreden kimsenin olmaya gücün yeterse ol buyuruyor. Yani böyle bir kıymetli vakitleri zayi etmek manevi bir serveti boşa harcamaktır. Nadide bir pırlantanın çöpe düşmesi gibidir. Nasıl bir dünyevi için uçağımız gece 3'te kalksa 3'te gidiyoruz. Fakat her kaçırdığımız seher de büyük bir kayıp olmuş oluyor. Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefatından sonra bir zat rüyasında görüyor kendisini. Ne haber ey Allah Resulü'nün torunu diyor. O diyor okuduğum ibareler de kenarda kaldı diyor. Keşfi işaretler de kenarda kaldı diyor. En çok fayda ben gecenin ortasında Cenab-ı Hakk'a olan ilticam, Cenab-ı Hakk'a olan duam kıldığım rekatlar oldu diyor. Yine Efendimiz buyuruyor aman gece kalkmayı gayet edin çünkü sizden önceki salih kimsenin adeti Allah'a yakınlık vesilesidir. Günahlardan alıkoyar. Hatalara kefaret olur. Bedenlerden dertleri giderir. Farzlardan sonra faziletli namaz gece kılınan namazdır buyuruyor. Hatta eğer kişi geceleri uyanıp hanımını da uyandırırsa, iki rekat namazı beraber kılsa Allah her ikisinde Allah'ı çok çok zikredenlerden yazar. Ve buna benzer ayetler de çok. Ehlullah'ın bu hususta tavsiyeleri de çok. Diğer bir sohbet. Tabii sohbet sahabi aynı kökten gelir. Cenab-ı Hak sen öğüt ver. Çünkü nasihat hatırlatma müminlere fayda verir buyuruyor. Sohbetlerde en güzel bir öğüt verme, öğüt almadır. Yine buyuruyor üç türlü insanın Allah'ı göreceği müjdelenmiştir. Üç türlü insanın Allah'ı göreceği müjdelenmiştir. Bir, Cenab-ı Hak ile dost olan saf ve samimi kalpler. Yani illa men atallâhe bi kalbin selîm. Şeffaflaşmış, berrak kalpler. Cenâb-ı Hak'la beraber olan kalpler. Bu, Allah'ın göreceği müjdelenen kalpler. İkincisi,
gecenin karanlığında güneşi bulanlar. Gecenin karanlığında güneşi bulan, yani seherde bir vecd içinde ihya edenler. Üçüncüsü daima ahiret endişesi bulunarak hayat sermayeleri hak yolunda değerlendirilenler nefeslerine. Yine hadis-i şerif, bu yine sohbetle ilgili. Bir topluluk Allah Celle Celaluhu Hazretleri'ni zikretmek üzere oturduklarında mutlaka onları melekler kuşatır. İlahi rahmet onları kaplar. Üzerine imanı kuvvet sekinetle zaten belli olur, hemen bir ferahlama oluyor. Allah Teala onları katından buna üstün kılan nebiler ve büyük melekler arasında zikreder. Yani sohbetler fizikteki birleşik kaplar kanunu misalidir. Kalpler birbirinden istifade eder. Ruhaniyet feyz artar. Manevi sohbetler bilene hatırlatmadır. Bilmeyeni öğretmedir. Hepsinden daha mühimi sadıklarla beraberliğin gönül feyizden müstefid olmaktır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu sohbetleri çok durur. Hatta der ki ta efendimize gelen bu sohbetleri silsilenli tıpkı bir mumla başka mumların yakılması gibidir der. Tabii bu son mum o ilk mumdan ateş alıyorsa ona göre aydınlığa devam eder. Gelin gönül meyvesi evlatlarımız. Cenab-ı Hak evlatları ana babayı bir emanet olarak verdi, veriyor. Ana babaların küçük yaştan itibaren evlatlarını maneviyatla yetiştirmesi. Onların ruhlarına Allah sevgisini, Resulullah Efendimiz sevgisini, İslam muhabbetiyle doyurması zaruri. Zira kalpler bir nevi temiz bir toprak gibi işlenmeye muhtaçtır. Onların gül veya diken olması, acı veya tatlı meyveler vermesi, üzerine atılan tohumların keyfiyetine bağlıdır. Onun için esas kültür, Kur'an ve sünnet kültürüdür. Evlatları ondan mahrum bırakmak, bu muazzam kültürü hafife almaktır. Bu kültür 23 sene tamamlandı. Bundan mahrum bırakmak, bu cehaletin ta kendisidir. İslam kültürünü böyle hafife alan bir kişinin, ben Allah ve Rasûlü'nü seviyorum demesinin bir şey yoktur, boş bir sözdür. Bugün dünya, görün modern bir cahiliyet dönemine döndü. Vicdanlar kurudu. Gazi'yi görüyoruz, insanlar duyarsız hale geldi. Aylardır kan ağlayan Gazze'deki zulmü yapanlar, o zalimi destekleyenler, cahil, talihsiz kişiler değildir. Bilakis bu zulmü destekleyenler, gerek yurt için gerekse yurt dışında dünyevi tahsil görenlerdir. Demek ki şuraya geliyoruz. İşte vahiy ile buluşmayan bir kalbin hazin akıbeti. Vahiy ile buluşmayan bir kalbin hazin akıbeti. Maalesef bugün gençlerin kafelerde ömür tükettiğini görüyoruz ve duyuyoruz. Baştan bu mekanların bir kıraathane olarak alacağını, gençlerin burada ders çalışacağını ifade ettiler. Kültürüne artacak diye bir takım söylemler attılar. Lakin hiç öyle olmadı. Kafeler, nargile benzeri kötü alışkanlığa yayıldı. İhtilatlar normalleşti. Kıymetli vakitler ziyan edildi. Mâli âyâni miskinlik, tembellik vasatları olmuş oldu. Dedikodu, gıybet, nemîme mekânları oldu. Evlâdın bâtıla meylettiren menfî mekânların her türlüsü Cenâb-ı Hak muhafaza eylesin. O hâle geldi maalesef bugün. İşte gerçek ilim kalbin vahiy ile buluşması, gönlün Kur'an ve sünnetle bir ahenk teşkil etmesi, gerçek ilim ise peygamberlerin evliya Allah'ın ilmidir. Vahiy ile buluşmayan, zihinde kalan ilim ise asrımızdaki caniyelerin sergilediği gibi zulüm ve hasta olan basit malumatlardır. Onun için muhterem kardeşlerim, evlatlarımızın manevi dünyasıyla meşgul olabilmesi, onlara hakiki mirası bırakabilmemiz çok mühimdir. Cenab-ı Hak bizleri en kıymetli hazine ve en büyük miras olan Kur'an ve sünnet nimetlerinin değerini bilenlerden eylesin. Bu mübarek miras mukaddes emaneti muhafaza edip gelecek nesillere intikal ettirebilmemizi cümlemize müyesser kılsın. Rabbimiz lütfu kerimle cümlemizi Kadir gecesinden en fazla nasip eden bahtiyar kullarından eylesin. Şu mübarek günler hürmetine ümmet-i Muhammed'i kazalardan, belalardan, zalimlerin zulmünden, afet musibetlerinden muhafaza buyursun. Çokça dua edelim ki Rabbimiz önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'e de sıhhat afiyetle mülaki eylesin cümlemizi. Dualarımızı makbul olun niyazıyla. Lillahi Teala Fatiha.